Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Evsiz bir olarak hayatta kalma deneyimi yaşayacağız. İyi seyirler. Bağımlı. Şimdi karakter seçelim. En başta bunları açamıyoruz. Bunları unutmamız lazım. Seviye 0'ız. Başka bir şey seçemiyoruz şu an. Yoksulu seçtik ve başlıyoruz. İyi seyirler. İnanamıyorum. Gerçekten sokakta yaşamam gerekecek. Çalışırken ailemle yaşıyordum. Böylece kendi evimi alabilecek parayı biriktirebiliyordum. Ama sonra ailem bir araba kazası geçirdi. Tüm birikim onların bakımını harcamak zorunda kaldım. Aslında onların yaşadığını tanıtmadım zaten. İşte buradayım. Yiyecek ve barınak bul. Bir iş bul. Bir ev kirala. Change kelime olarak dilencilik benzeri unsurları olan yeni bir hayat kurmaya çalışacağım bir deneyimdir. Her oyun farklı olacak ve her başarısızlık bir sonraki oyunun daha fazla şeyin kilidini açmanı sağlayacaktır. Bu oyunun amacı evsizlik gerçekten bir betimleme çalışmakla birlikte bu bir oyun olduğu için ve bazı durumları yansıtılmamıştır. İyi seyirler. Evlerin ışıkları söndüğü zaman herkes evinde. Ama biz sokaktayız. Hiç merak etme oğlum. Halledeceğiz. Olur. İlk önce ne yiyecek bulacağını bilmem gerekiyor. En iyi yer yıkanır. Sonra. İkincisi, bu çok önemli. Karanlık olmadan önce mutlaka bir barınak kurmasın. Dışarı su kıtlama istemesin. Kötü insanlar olabiliyor. Şimdi yaşamını idame ettirmen için böyle ihtiyaç olacak. Dilenip zor bela geçinebilirsin. Ancak görüşme en iyisi. Uygun görecek olurlarsa. Kış neredeyse geldi. Yeterli miktarda yiyeceğin olduğuna emin ol. Çoktan doğmamaya çalış. Çok fazla acıkmak üstüne. Soğuk simgesini kontrol et. Sonra polise dikkat et. Seni dinlerken görmene izin ver. Yok seni başka bir gönderirler ya da daha kötü yürüyeceğe sokarlar. Sanırım bu kadar yeter. Sadece çeksinizde karışıklar üzerine kontrol etmedim. Sana bol şans. Otobüs geliyor. O gelsin. Tok seven, motivasyon seven, hijyen seven. Aha, gördü. Tamamdır. Burada ne var? İnşaat işçiliği. Ağır işçilik saatte 3 dolar ve kuruşa uygundur. Başarırsan aslında eğitim gereksin. Daha bir şeyimiz yok. Bunları aldım. Al bakalım dedi ve verdi. 5 sent verdi. Şunları alalım. Otobüs seferiymiş. Burası iş görüşmesi galiba. Eğitim seviyen kütüphane arttır. Elma yedik. Çok da uzaklaşmak istemiyorum. Saat 2'ye geliyor. Bir sığınak bulmak zorundayım. Aynı zamanda polis karakolu. Acaba öyle mi misin? Acelem var. Dedi. Polis. Burası 15 parçamız var.
Burada hiç yok ama şeyimiz düştü. Çöpü karıştırma, beleşçi, dağınık. Çöp hijyen kaybı önemli ölçüde önlensin. Her şeyi almayalım. Hijyenimiz düştü biraz. Bize sığınak lazım. Yoksa böylece saat 20'de sona erecektir diyor. Sığınağa gitmen lazım. Hijyenim düştü. Üşüyorum ve ıslandım şu an. İyi. Akşam 8 oldu. Sığınak neredeydi ki? Bu akşam dışarıda bir gün bitti ama bu akşam dışarıda kaldık. Hepsi gitti. Tüm pişmanlıkların bir yanında akın ediyor. Aniden hayatında ilk kez gece uyuyacak yeni olmadığını anlıyorsun. Huzurlu Yardım Derneği. Gece kalmaların daha fazla seçenek. Sent var şu an üzerinde. Ama en azından takılabileceğin günler için çantana koyduk. Midem boş şu an. Çöpte bir şey yok. Burası neydi? Hiç kimse bir şey vermedi. Burası da geri dönüşümcüydü. Burası su mu? Ha, yüzümüzü yıkamak. Üstümüzü başımızı burada yıkayabiliriz. Ne? Banka. Teyzeciğim versen ne olur? Çöpte beni daha fazla topluluk puanı verir. Burası iş görüşmesi yeri.
Bunları yiyelim. Şehir, iş, hastalıklar. Aynen. Burası ne? Teslim olmuş. Brad pizza yedik. Şey geç kaldım dedi. Hiçbir şey yok. Ha, bu yeni çıkacak. Biraz kalsın. Bir pizza kenarda. Burası restoran. Mümkünse. Teşekkür ederim. Shelter buldum. Sahibi hükümet. Gece boyunca bedava dinlen. Bedava yemek ye. Dokuz, 30'dan önce gelebilirsin. Merhaba. Diyorum. Ve bu akşamı burada geçirmek istiyorum. Yerleşik sığınağım olsun burası. İlk aldığın ayağı keskin idrar kokusu atımı ne kadar halılardan mı insanlar kaygısının elindeyse yatakları yıkanmış ve tehlikeli ne kadar insanların zararşı sessizleşiyor işte bu sana yaşadığın yer burası en azından bir geri değer önemli ben de başarılı ısırılmış bir elma. Polis geldi. Bir kere gönder.
Ev bozukluğunda mı? Şimdi. Kanımız aşıktan gurulduyor. Akşam oluyor. Bizim şeye gitmemiz lazım. İş çıkış saatte. Gezgin. Daha hızlarsın. Bizim bu akşam bir sığınak bulmamız lazım. Geldik. Evet, yerleşik sığınak istiyorum ve dinlenmek istiyorum. Bir gün daha bitti. Bugün oldukça boş. Yazarın abone olma. Bazı hiçbir sisteme güvenmiyorum. Bazıları bana kanalaya ve yazdığı mevcut odası başkanım. Neden birine güvensin? Onun karşısında yalnız adam dönüp seninle konuşuyor. İkinci yatakkanınızda uzanmış kolyeklerinizi yaptığınız şeyler hakkında hikayeler anlatıyorsunuz. İkiniz ışıkların sonuna kadar konuşurken aranızda hiçbir şey anlamıyorum. Sadece anlayış, yargılama yok. Onu bir de asla görmeyebilirsin. Kendi yoldan ayrılıyorsunuz. Bir amacı götürüp bir rahatlığa verdi. Ben de senin yerine tamamen kalmalı. Götürüyorsun. Çok aşıkta biliyorsun ve bitkin senin yerine çok senin daha fazla. Ne başına sen. Artık kral değilsin. Şimdi. Beyin yorgunluğu diyor. Yiyeceğimiz %100. Burada bir yiyecek alanı var. Şimdi ilk pantolonumuzu aldık. Şunu içelim, şunu yiyelim. Çok güzel. Tabii öyle olunca daha hızlı giriyoruz. Ha, bir alkol hiçbir şey var. Kapalı güzel ya ondan.
Kütüphane katılımı için Kemal adresine ihtiyacım var. Artık 5 gün barınakta kal. 5 gün. Burada. Acaba bozukluğumuz var mı? Alkolü içmeseydim keşke. Teşekkürler. Karnımız aç şu an. Var mı? Bizden etkilendiler. Hijyenimiz çünkü düştü bayağı. Çöpleri karıştırdığımız için. Şimdi elimizi yüzümüzü yıkayana gideceğim. Burası nedir? Restoran mı? Pardon. $3 bıraktık. $3 aldık. Geri dönüşünden. Dört oldu. İnsanların bizden teslimleri iyi olmuyor. Sayın Barınakçı. Barınaklar Yardım Derneği etkinlikleri daha sık gerçekleşir. Önceki gece aynı barınakta veya kalıcı barınakta kalırsan karartma olmaz demiş. Var mı? Teşekkürler. Bu da sıkıntı. Bir abi geliyor. Teşekkürler. Ve barınağa gireyim artık. İş bulma yardımı. Biraz yemek yedik. Biraz uyuduk. Uyumak için uzanırken kendine belki de bir süre içmemen gerektiğini düşünüyor musun? Sokak arabalarından sonra sana gördüm mesela. İçine düşmek içmemeliyiz. Bazen kendini atlamak gerekiyor. Bu da yanlış bir şey yok, değil mi? Harika. Bir sürü paketi. Sen görürsen ne olacak? Teşekkürler. Açıktan bayılacağız şimdi.
Ne geldi? Devam et. Ekmek aldık. Bayım. Polis geliyor. Çalışıyor. Ha, bir tane daha. Güzel. Aç karnımız zaten de. Acaba bozukluğumuz var mı? Niye şaka yapıyorsunuz? Garipsiniz yani. Daha bir şey. Burada da bir 3 gün daha işte. Karanlıkta bir gece uyuyamıyorsun. Uykudan ne kadar saatler sağa sola dönüyorsun. Gece bir ferahta yıkılıyorsun. Sesini neden geldiğini görmek için yukarı bakıyorsun. Kapı başına uykusundan kalkan diyerek göz göze geliyorsun. Sen neden geldiğini biliyorsun. Koşuda bir kabus söylüyor. Öfkeyi bedenlerine kalktığından dönmeye başlıyor. Buradan bir tane. Uyuma ihtiyacım var. Öfkeden uyuyamadım. Oturuyorum. Kapatıp kendim kapatıyor. Ev yanadım. Başan sarıları kapatıyor. Ne oluyor? Doğrulduğunda yeşil bir ordu ceketi giydiğini görüyorsun. Daha önce gördüğün asker yoksa öfkeden kapatıyor. Kırıklarım. Yolun yaşananlar diyorsun. Öfkeden yatağına geri dönerken asker yemek selam olur. Herkese bakıyor. Ayakları uğramış gibi görünüyor. Ama en azından şimdi biraz uyku çekebilirsin. Yemek pişiri aldık. Güzel olsun uzmanı. Biraz bozuk verir misin?
Vaziyet mutlu oluyor. Şey yapıyor, etkinlik varmış. Gece bir şey atalım mı? Teşekkürler. Şey yok. Evet, şey yok. 3 dolar oldu. Burada çıktı. Sıkıntılıymış. Bence bir şey yok. Bunu yok. Çal. Bunu da topladık. Burada sığınalım. Hızlan düşük diyor. Bitkinsine gitmemiz lazım artık. Sana inelim biraz. Bir gün daha bit. Rahatsız huzurlu bir uyku çekeceksin. Gelecek daha günlerin hayalini kuruyorsun. Geride bıraktın kötü günü unutmak için ne gene iyisi yapacağını umuyorsun. Evet, güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Burada sonlandıralım. Devamı gelecek, ben sevdim. Beğenmişsinizdir umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.